Buraya mı koyayım hocam gene? Böyle öyle bak. Ay güzel. Tam oldu şimdi. Başlıyor muyuz? Evet, başladı şimdi hocam. Tamam. Şimdi hep arkadaşlar soruyor Namık abi. Hep spor sağlık anlatıyorsun. Antrenman bilimi, vücut geliştirme, işte karate, judo, ağırlık, vücut geliştirme. Hiç bize sat hikayelerinden anlatmıyorsun diyor. Sat maceralarından. Ben de ekseri böyle hani Lars hikayeleri vardır ya, hep böyle sallamaca, avcı fıkraları gibi. Öyle olmasın diye hiç sat maceralarımı anlatmazdım. Ama bakıyorum hep istiyorsunuz ve kitaplarda da çıkıyor. Geçenlerde Zanka TV'de çıktı, Show TV'de, Star'da bir sürü maceralarımı anlatmışlar. Tabii komutanlar da konuşmuş o arada. Ben de dedim hadi arada bir bu hafta başlayalım. Yavaş yavaş birkaç tane şey anlatayım başımdan geçen. Bunları en çok şeyde bulabilirsiniz. Hani imkansız yalnızca bir kelimedir diye bir sat komando maceralarını, bizim yaptığımız gizli operasyonları, tatbikatları, Amerika'daki başarıları falan anlatmıştım ya. O kitapta var. Şimdi onun ikincisini yazdım. İmkansız yalnızca bir kelimedir iki diye. Çünkü o zamanlar hep ortalık bozuktu ya, Ergonokon hikayeleri vardı. Tutuklamalar, mutuklamalar. Tabii her şeyi anlatmam doğru olmaz diye düşünmüştüm. Çünkü birçok subay, asubay talebem hapse falan gittiler. Sonra suçsuz oldukları belli oldu, çıktılar hepsi. Ben de maceraları rahat rahat anlatabiliyorum tabii şimdiden sonra. Bugün yine güzel bir şey var, öyle onu anlatayım. Şimdi SAT komando birincisi olmak için çalışıyoruz. Fakat şöyle, 1963'te NATO'nun böyle bir birliğe ihtiyacı var. Bu da Türklerden kurulabilir diye düşünmüş NATO. Ama aynı zamanda Yunanlılar çok ısrar etmiş, bize de kurulsun, SAT birliği bize de kurulsun diye. İşte 63'te bir grup Amerikalı bize, Türkiye'ye geldi. Bizden önceki hocalarımızı yetiştirdi. Yani birinci sınıfı yetiştirdi. Sonra bir daha geldiler, biz ikinci sınıfı yetiştirmek için. Ama ikinci sınıfı yetiştirmek için o zaman Türk hocalar da mezun olmuştu. Kurtarma dalgıcı, birinci sınıf dalgıç, emniyet dalgıcı, balık adam. Harika insanlardı hocalarımız. Bu sefer 1963'ün sonunda aynı Amerikalılar geldi ve Türk hocalarla beraber bizleri yetiştirmeye başladılar. Ama bizi yetiştirirken ilk önce böyle bir balık adam kursuyla. Hani bunları balık adam yapalım. Balık adamda kalanlar yeni bir grupla birleşir. Onlara hakiki SAT eğitimi veririz diye başladılar. Genelde BATS deniyor. BATS training diyor Amerika'da. Denizcilerden, arama kurtarmalardan, can kurtarmalardan, sahil muhafızadan ve deniz piyadeden alınıyor. SAT kursu genellikle denizciler hakim. Çünkü denizden karaya, gece denize paraşüt atlayarak suyun altından düşman sahiline gidip, helikopterlerle gelip düşman sahiline bir mil kala helikopterden denize inip gelme ve taarruzlar, veya bir denizaltı gemisi var ya hani içinde suyun altından geliyor düşman sahiline. Biz denizaltı suyun altındayken çıkıyoruz. Yukarıda birleşiyoruz. Bir periskopu dışarıda, denizaltı gözükmüyor. Kendi suyun altında. O suyun altındayken biz çıkıp silahlar, tüfekler, cephaneler, düşman sahili ve sahil gerisinde operasyonlar, keşifler. İleride anlatırım nasıl olsa, birlikte olacağız. Bugün şeyi anlatacağım. Kursta bir anı. Bizi yetiştiren Bob Gallagher dediğimiz hocamız daha sonraki yıllarda, bu 63'ü anlatıyorum ben. Daha sonraki yıllarda mesela 65, 66, 67, 68'de Vietnam Savaşı devam ediyor. Orada Purple Silver Medal dedikleri, bir de Navy Cross diye bir madalya var ki şeref madalyasından sonra en kıymetli madalya. Yani büyük olaylar yapman lazım. Düşman behind enemy lines diyoruz. Düşman geri hatlarında girip orada birçok olaylar yapman lazım ki. Ben şeyi sevmiyorum, şu kadar kişi öldürdü, bu kadar kişi bilmem ne yaptı falan diye. Olaylar yapıp kendi takımını da
Navy SEALs dediğimiz, US Navy SEALs dediğimiz Amerikan SAT grubunu kurtarıyor Kuzey Vietnam'dan. Helikopter geliyor, alıyor, işte kaçıyorlar falan. Ama bunun parmakları kopup, ayak vuruluyor, ayağından kurşun yemiş, kemik kırılmış. Öyle olduğu halde tim komutanı üstlemini sırtında ormanda kaçırıyor. Ve öteki yaralı grubu da helikoptere binip kaçıyorlar falan. Bu üstün başarısından dolayı, böyle bir sürü başarısı var Bob Gallagher'ın, benim hocam. Üstün başarı madalyalar falan, bir sürü madalyalar aldı. Ve Amerika'nın yetiştirdiği en iyi SAT komando hocası derler. İşte bu grup Türkiye'ye gelmişti 63'te. Bu anlattıklarımı 67, 68, 69'da yapmış Bob Gallagher. Şimdi kurs devam ederken, kursta karıcı subaylar vardı Eridir Dağ Komando Okulu'ndan, denizci subaylar vardı vesaire. Biz 244 kişi başladık balık adam kursuyla beraber. Aralıkta kurslar oluyor, bitiyor, millet bırakıyor, kaçıyor, o kurs olmuyor. Biz 11 kişi kaldık. Bu 11 kişiye de dediler ki, işte Amerikalılar gelecek, Türk hocalar da Nisan ayında 1963'te şeye başlarlar, kursa. Bunu başlarken tabii Bab Hoca falan geldi. Türk hocalar var. Çetin Hoca, Hüsnü Hoca, İsmail Bölükbaşı hocalarımız. Hepsinden ödümüz kopuyor. Çünkü bize bir anlatıyorlar. SAT deyince böyle canavar gibi vuran, kıran, işte öldüren, parçalayan adamlar böyle. Bu kalan subay, denizci subaylardan bir tanesi harika bir sporcu, yüzücü, futbolcu, atlet, basketbolcu. Adı Yılmaz Cengiz Üstemen. O birinciliğe oynuyor. Bir de ben hasbelkader Namık hocanız olarak birinciliğe oynuyoruz. İki kişi kursun sonunda, 11 ayın sonunda birinci olacağız birimiz. Ya o ya ben. Böyle işte çeşitli şeyler oluyor. Mesela 11 mil yüzdük denizde. 11 mili ben birinci olarak bitirdim. Sonra bizi böyle bir futbol sahasında santra çizgisinin içinde 24 kişi kalmıştık. Hepimiz dövüşeceğiz. Herkes pes edecek, çıkacak. Pes edenler dairenin dışına çıkıyor. O dairenin içinde kalıyoruz. Boğuşuyoruz. Bir vurmak yok, surata yumruk yok. Ama kırmak, boğmak, atmak falan hepsi serbest. O arada da işte herkes de boğuşurken 24 kişinin 23'ü pes etti. Bir ben kaldım birinci olarak. Hatta o gece Amerikalılar mükafat olarak dediler, mükafat vereceğiz birinci gelene. Ben de bekliyorum böyle bir mükafat falan diye. Meğerse sabahleyin 20 dakika geç kalkacaksın Namık dediler. 20 dakika fazla uyuyacaksın diye. Benim de kaş patlamış, elim yara falan, böyle yere düşerken elim üzerine gelmiş. Duşa bir girdim, her tarafım acıyor. Ne uyuması. Gelelim esas konuya, bugün anlatacağım konuya. Çin işkencesi bu. Dediler ki 24 kişiyiz, 3 tane kuyu açılacak 5 metre derinliğinde. Aşağı yukarı 2 metre genişliğinde. Bu kuyunun böyle 3 kişi girecek içine. Bu kuyunun içinde göğsümüze kadar çamurlu su var. Ama yukarısı 5 metre. Yani çıkmamıza imkan yok. Hatta bizi attıkları zaman içine ben denedim. Hani ayağını bu tarafa korsun, elini buraya çıkmaya çalışırsın. Ama el ayak zor yetişiyor. Böyle çamurda kayıyorsun aşağıya. Hani kapıda bir kapı arasında sırtınızı dayarsanız ayağınızı da karşıya böyle çıkarsınız. Öyle de ayağım yetmiyor. Ne denediysem gece kurtulma imkanı yok. Beni birinci çukura attı. Bab atla ama atla falan diyor. Atladık biz çukura. Böyle eğitim elbiseleriyle. Öbür çukura Suavi Göktel diye çok harika bir jandarma komando. Foça'da yetişmiş Üstemen. Hatta helikopter pilotluğu falan yapan. Güneydoğu'da çok başarılı olan bir kardeşimiz. O Üstemen, ben o zaman çavuştum, asubay çavuşta. Üst çavuş olacağım. O yandaki çukura, öbür çukura da Erdoğan abi diye çok futbolcu ve yüzme takımında, Deniz Kuvvetleri yüzme takımında olan hem futbolcu falan, çok atletik bir çocuk. O da oraya gitti. Çukura girdik mi şimdi, böyle buraya kadar su ya, ya dedik buraya attı bu hıyarlar bizi. Burada kaç gün kalacağız, ne olacağız sen derken, yukarıdan bağırıyorlar, burada 3 gün kalacaksınız, en son çıkan işte iyi puan alacak. Akşamları da acıktığınız zaman size patatesle soban atacağız o çamurlu boklu sulara. Ya dedik ne biçim iş bu, işte herkes bekliyor.
pes edip çıkacağız. Hani pes deyince quit diyoruz o zaman. Give up diyorsun, quit diyorsun. Alıyorlar yukarı, merdiven indiriyorlar. Çıkaracaklar. Sonra birinci işte akşam oldu, titreme başladı bizde. Biliyorsunuz titreme hipotermi dediğimiz, beynin altta hipotalamus diye bir lob var. O sinyal veriyor. Titre diye. Pardon, hapşıracağım şimdi. Heyecanlandık herhalde. Eski günleri hatırlayınca. Şimdi titreme başladı. Titriyoruz ki vücut kaslar hareket ediyor, ısı meydana getirsin diye. Adam ama ne gider, ısıması değil, hala titriyoruz falan biz böyle. O arada olay devam ederken hani deriz ya şimdi birazdan ısınırız. Aşağı yukarıda akşama doğru şey sıcak çay verirler. İşte aşağı soğan atacaklar, patates atacaklar. Onları yiyeceğiz. İşte biraz ısı meydana getirir, enerji alırız falan diye. Derken grup gelmeye başladı bizim. Kurs talebesi 24 kişiydik ya, üçümüz şeydeyiz. Üç tane kuyuda, çamurlu kuyuda. Geldiler, çocuklar yukarı, ben sevindim, arkadaşlar geliyor falan diye. Bizim Hüsnü Çetin hocamız var, Vietkong derdik, Tatar üstü, Vietnamlı'ya benzer Türk. Bir de Bob Gallagher'la Stimmy diye bir Amerikalı yakın dövüş hocamızdı. Dövüş derslerine girerdi yakın dövüş. Masyon vardı, o tahrip sabotaj derslerine girerdi. Şimdi bunlar bizim Türk kursiyerleri getirdi ya, ben de arkadaşlar falan seviniyorum, geldi böyle bana moral verecekler diye. Herkes pantolonun önünü açıp üstüme işemeye başlamazlar mı? Yukarıdan aşağı sidikler, çişler geliyor, kapanıyoruz da. Ondan sonra ben işi kolay zannediyordum. Hani çay gelecek, patatesler, soğan, mavan. Küfürler, müfürler, ben bağırıyorum yukarı falan. Ama çocuklar önce işemek istemiyorlar üstüme. Fakat zorla diyor onlar, ya şuna buna sürün falan. Mecburen çocuklar hocalarını dinliyorlar. Üstümüze işediler. Aynı şeyi sonra gidip Suavi Üstemen'e yapmışlar, o jandarma komutanı olanı. O küfürler etmeye başlamış ana avrat. Ondan sonra Erdoğan abiye gidiyorlar. Erdoğan abinin rütbesi de başçavuş, kıdemli. Ben çavuşum, bir tanesi Üstemen, öteki başçavuş. Komando kursu devam ediyor, SAT komando kursu. Bizi eliye eliye 24 kişiye düşürdüler. Ama en çok o soğuk su var ya, böyle Karadeniz'deki eğitimde botlarla, lastik botlarla gece düşman sahiline yüzerek gelmeli. O tüfeği taşıyorsun, torbayı şişirip falan sahile, sahil gerisinde düşman ara şeyini geri hatlarına baskın, sabotaj, keşif yapmak için eğitimler falan. Bu ruhsal bir eğitim. Yani seni ruhen, psikolojik olarak böyle bozup pes etmeni sağlayacaklar. Pes edersen ki 244 kişiden kalmışız artık 24 kişi. 21'i bariyeli, 3 tanesi karıcı. Suavi Göktel jandarma üstlemeni, Burhan Sezgin ve diğer İhsan Beriş denilen iki tane de yüzbaşımız var. Kara komandosu onlar. Eridir Dağ Komando Okulu mezunu. 3 tane karacı diyelim jandarma ile beraber. 21 tane denizci kaldık tabii. Şimdi o işemeden sonra falan tabii benim üstüm falan kokuyor. O çamurlu suyun içine girip yıkanmaya çalışıyorum. Ama orada da ne ararsanız var Allah aşkına. İşte hava kararmaya başladı, yıldızlar falan gözüküyor. Derken akşam böyle saat 10'a doğru geldi hocalar oraya. Bir tane patates attılar. Haşlanmışıyla, katı patates, hiç işlem görmemiş. Ondan sonra bir de soğan. Şimdi ama orası sidikli su ya. İkisi de düştü ya, ben hemen onları aldım. Çamurlu su duvara yapıştırdım. Çamurlu suyun içine, çamurun içine soktum. Su aşağıda burada. Ben onları yukarı doğru çamur içine soktum, açayım, sonra yiyeceğim onları. Tabi kabuklarını falan soyacağız, sidiklere falan değmesin falan diye. Akşam oldu, sabaha karşı ben bağırıyorum ötekilerine, Erdoğan abiden ses yok. Üçüncü çukurdan, ikinci çukurda hani 5 metre derinliğinde diyorum ya, oradan Suha istemen ses vardı. Ne haber Namık falan dedi, nasıl? Dedim komutanım idare ediyoruz, biz siz nasılsınız? Ben dedi titremeye başladım, çok kötü titriyorum falan dedi. Erdoğan abi nasıl dedim, ondan hiç ses yok dedi. Ondan sonra biz merak ediyoruz, adama ne oldu diye, bavuldu mu, bayıldı mı, pes etti, çıktı gitti mi falan dedi. Çünkü SAT kursunda
Pes ediyorsun, pes buraya kadar diyorsun. Bir çan var böyle. Çanı üç kere çalıp, miğfer var ya helmet, hani koruyucu o helmeti. Oraya koyduğunuz zaman pes ettiniz diyorsun. Sen bavulunu alıp gidiyorsun. Hiç kimse bir şey demiyor. Dünyanın tek kursu, sat kursu. Sizi kimse atmıyor kurstan. Siz kendiniz zamanı gelince, bundan sonrasını ben yapamam deyince pes diyorsunuz, gidiyorsunuz, yıkanıyorsunuz. Bavulunuzu toplayıp alıp gidiyorsunuz. Size ancak bir tane cip veriyorlar. Şehre kadar gidin diye. Yani oradan bir otobüse binip, Gölcük'ten mi geldin, İskenderun'dan mı geldin, Eğridir Dağ Komando Okulu'ndan mı geldin, geriye gidiyorsun. Enteresan bir kurs. Yani sizi kimse atmıyor, siz kendi kendinizi pes ederek atıyorsunuz, gidiyorsunuz. Sabaha karşı bekliyoruz yani. Suavi Üstemen'e bir daha vardım. Suavi Üstemen nasılsın? İyiyim dedi ya, ne bize yemek getirmeyecekler mi dedi bu adamlar filan dedi. E dedim iyi, şeyden, Gelik Restoranı'na, Develi'den dedim, Adana kebap, tavuk ızgara, patates, çoban salatası geliyor. Yanında da soğuk bira içersin dedim. Sus ulan diyor, zaten moralim bozuk falan diyor bana. Sonra orada ben çamurdaki şeyime uzandım. Elimde filan siliyorum, suda siliyorum filan ama iğreniyorum tabii. Kabuklarını soyunca tabii içine girmedi ya, şişmiş. Onları kırıp elma gibi yemeye başladım ben. Birinci günün şeyini öyle götür. Patates orada duruyor hala. Tabii kabuklarını attım oraya. Sabahleyin yine yukarıdan sesler falan bilmem ne, böyle acayip sesler geliyor. Ulan dedim yine bir şey oluyor falan. Bizim kursiyer arkadaşlarımıza bütün birlikteki çöpleri toplatmışlar. Çöp biliyorsunuz ya, hani belediye çöpleri topluyor. O çöpleri yukarıdan 5 metreden kafamızdan aşağı döktüler. İçinde ne ararsan var, prezervatif dahil. Patla kafa, çamur böyle atıyor, artıklar, yemek artıkları, kemikler falan. Askerin de, orada muhafız askerleri var bizim, hizmet askerleri. Onların da bir tür pislikleri. Ama siz kendinize yapılanını görüyorsunuz. Yan tarafa da yapılıyor, o öbür tarafa da tabii. Onlar da öyle. Her tarafın pis, içi doldu böyle. Pislik şeyin içi, çamur buraya kadardı zaten. Biraz yükseldi, bu çenemin bir karış altına kadar geldi. Diyorum Allah'ım sen bize yardım et işte filan. Arası sırada bab geliyor bizim, Amerikalı hocamız gülüyor, ha 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 diye gidiyor filan. Birinci günü böyle devirdik ama titreme ara sıra geliyor böyle. Çeneler birbirlerine vuruyor. Zaten bu hocaların SAT'ta yaptıkları en güzel şey bizi ıslak bırakıp titremeyi öğretmek. Ne yapar ederlerdi, bizi ıslak bırakırlardı, elbisede suya gir, çamur filan, bataklık, dere. Titir titrerdik böyle soğuktan. Çünkü sezon da artık geçiyor ileri doğru. Ertesi gün oldu. Geldiler şeyler, Namık ne yemek istiyorsun filan dedi bizim kıdemli hoca. Rahmetli Emin Tuncalı hocamız. Hocam ne verirseniz yerim dedim, yalnız bu ıslak yere değmesin, pislikli yere de falan. Tamam annem, evladım hiç merak etme dedi, sana yolluyoruz dedi şimdi. Asker sana kuru fasulye pilav getirecek falan diye. Ben de kuru fasulye severim, pilav o kadar değil ama. Bekliyorum gelecek diye, karnım gurul gurul sesler geliyor. 2 saat, 3 saat, ders yok. Dedim bu bana yani kızdırmak için söyledi, moral bozmak için kuru fasulyeyi, pilavı. Derken 5 saat falan oldu, öğleden sonra oldu, ertesi gün öğleden sonra. Böyle yukarıdan geldiler kuru fasulye içinde, tabaklar içinde. Namık sen kuru fasulye pilav istemişsin. Hayır ben istemedim. Hoca teklif etti sana, kuru fasulye pilav yollayacağım diye. Ha iyi dedi, veriyoruz dedi. Neyle indireceksiniz dedi. Şimdi görürsün dedi. Pilava kafama doğru dökünce, kuru fasulye de kafama doğru. Ben yine böyle kapanıyorum. İşte fasulyeler, pilavlar böyle. Nasıl yiyeceksin? Tam yani yukarıda kalsa biraz parça alıp yiyeceğim, Araplar gibi elle yerler ya. Neyse yine temizlenmeye falan çalıştım. Yine bağırıyorum. Suavi Üstemin'im nasılsın? Namık çok boktan dedi, ben dedi titriyorum, çok kötü titriyorum dedi. Bir de benim üstüme pis patlıcanları bilmem neleri falan attılar. Çöpten ikisinde ne kadar pislik var sepsi üzerimde. Ha dedim, bir ben değilim, ona da yapıyorlar aynı şey. Olay devam ediyor. Ertesi gün, ikinci gün akşama doğru yaklaşıyoruz. Dedim bu ara akşam bir şeyler verirler falan bize diye.
Biraz sonra böyle bir şey attılar. Tırr, balık gibi böyle önümüzde sağa sola kaçıyor böyle bir şey. Ben de korkudan geriye doğru kaçtım. Yapıştım sırtım duvara. Ondan sonra fare. Böyle yüzüyor. Kurtulmaya çalışıyor hayvan falan. Üstüme giriyor. Ben kaçıyorum geri itiyorum falan. Sonra bir ara böyle gelirken yakaladım fırlattım yukarı fareyi. Gitti. Öbür tarafta ama ciyak ciyak sesler geliyor. Sonra üstlerine iki tane atmışlar. Ben yine şanslıyım. Adam bir onu falan derken aşağı basmış, boğulmuş fareden ölmüş onun. Öbür taraftan üçüncüye bağırıyor. Erdoğan abi, ses yok ki Erdoğan abiden. Bakın ikinci gün oldu, akşamı hala Erdoğan abiden ses yok. Ben dedim ya bayıldı ya bilmem ne oldu ya çıktı çocuk. Pes etti gitti falan zannediyoruz. Sabaha karşı yine o çiş faslı. Çocuklar geldi, yukarıdan aşağı çiş yapıyorlar yine kafalarımıza falan. Onun sonunda Hüsnü Hoca bir hortumla geldi. Bir iki saat sonra hortumla su fışkırtıyor ya böyle. O hem ondan kafamı falan yıkıyorum hem de ağzımı açıyorum biraz su içeyim diye. Çünkü o hakiki su. İdrar falan yok içinde. Neyse biraz temizlendim falan bekliyorum. O gitti. Elimi soktum, patates arıyorum çamurun içinde, buldum, sildim plan. Fakat siz hiç patates yediniz mi kabuğuyla? İnanılmaz, Allah'ın gücüne gitmesin, çok berbat bir şey. O patatesi hiç haşlanmamış, edilmemiş. Elma gibi çiğneye çiğneye yiyorum. Böyle yarısını olmadı ki gitmiyor yani zorla. Tekrar çamurun içine sapladım, kapadım, orada duruyor yedek olarak. Hani köpekler kemikleri falan böyle saklarlar ya sağa sola filan tekrar koklayarak bulur onları. Olay devam ediyor. Sabaha karşı geldi. Şimdi birisi davul almış. Yukarıda böyle yukarı oturuyorlar. 5 metre yukarısı. Yani benim böyleyse boyum aşağı yukarı 3,5 metre var. Çünkü çamura saplanmış vaziyetteyim. Yürüyebiliyorum ama ayağımın altı bayağı çamur. Ondan sonra geldiler. Biri trompet çalıyor, davul çalıyor. Bir tanesi teneke bulmuş. Böyle baterist gibi çalışıyor. Öteki uzun bir boru yapmış bağırıyorlar. Yukarıdan orkestra şey bağırdı Babkala göre. Namık sana orkestra yaptık, orkestra getirdik diye. Kimisi işte klarnet çalıyor gibi, kimisi flüt çalıyor gibi. Dangur dungur kafanı ağrıtıyorlar bayağı. Sonra iki tane büyük teneke geldi. Tenekeye don 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 vuruyorlar. Siz de aşağıdasınız ya. Kulaklarınıza acayip şey yapıyor, yankı yapıyor. İkinci günün akşamı artık üçüncü güne doğru geçiyoruz. Titreme son haddinde aşırı diyorsun. Bazen çişim geliyor tabii içeri yapıyorum pantolonun içine ısıtsın diye. Pantolonun içinden dışarı hemen çıkmadığı için nispeten ısıtıyor çişinizi, kendi çişiniz. Olay devam ederken ikinci gün akşamına doğru hava karardı, üçüncü günü. Hava karardı, üzerine tahtalar attılar yukarıya. 3 tane tahta, üzerine birkaç tane buram da çektiler. Ne yıldız gözüküyor, ne hava gözüküyor, simsiyah oldu yukarısı. Yani düşünün, Çin işkenceleri vardır ya, bir tenekenin içine kaparlar sizi, yukarı damla damla şey damlatırlar, su damlatırlar. Kapandı, hiçbir şey gözükmüyor, yok. Ben yine bağırıyorum, Suvavi Üsteme. Suvavi Üsteme, nasılsın? İyiyim dedi, sen nasılsın? Çok dökülüyorum, mahvoldum, mahvoldum dedi. Böyle giderse ben pes edeceğim dedi. Dedim pes etmek yok. Asla pes etmek yok. Bize bu kustan öğrettiler. Asla sana ne yapılırsa yapsınlar pes etmeyeceksin dedim. Neyse titriye titriye orada duruyoruz yine. Hepimiz işte, o hepimizin üçümüzün de mahvolduğu belli. Bu sefer o üstümüzü örtülen yerlere sopalarla vurmaya başladı. Down dun down dun vuruyorlar böyle. İşte her şey sizin moralinizi bozuyor. Ruhen yıkıyorlar sizi yani. Orada titremek, ne bileyim cezalar yapmak falan değil de o küfürler, oradan bağırmalar, küçük kız, danını yıkadın mı? Hala birden yatıyorsun, sen komando olamazsın. Sen git kız çocuğu bilmem neyi yıka falan böyle kötü kötü sözler yukarıdan. Burada söyleyemiyorum tabii. O arada o üstüm kapalı, o kapalının üzerinden yine sular akmaya başladı. Ben tabii arkadaşlara işetiyorlar falan zannediyorum.
Hortumla meğerse su döküyorlarmış yukarıdan. Böyle şaldır şuldur su geliyor. Şimdi o su gelince içinde bulunduğumuz çamurlu su yükseliyor ya yavaş yavaş. Biz de kenarlara tutunarak falan, herhalde onlar da öyle yapıyor. Yükselmeye çalışıyorum. Ayak parmak uçlarımda durmaya başladım. Bu kalf kaslarına neredeyse kramp girecek. Yukarı böyle duruyorum falan. Ondan sonra sabaha karşı açtılar şeyi. Yukarıdaki brandaları falan aldılar. Aşağıda yine titreme falan. Yukarı geldiler, herkes şey yapıyor. Küfür ettirme yarışı. Yukarıda küfür yarışı tertiplemişler. En güzel küfürü kim edecek namı? Orada bütün işte şeyli ne derler, tatlı küfürler öğreniyor. Dünyada bilmediğim küfürleri orada duydum arkadaşlardan. Küfür edeceksiniz diyor. Bağırın ona, işkence. Küçük kız, sümüklü çocuk, bilmem ne. Affedersiniz, orospu diyen falan da vardı böyle. Orada yapamazsın sen, git buradan falan. Kötü kötü bağırmalar falan. Ben yine titriyorum, onlara da bağırmaya başladım falan. Çünkü kendi kurs arkadaşlarımı bana bağırtırıyorlar falan. Saat 5-6'ya doğru bitecek, 3. gün artık son falan. Böyle çocuklar yine geldi falan, işte alkışıyorlar falan böyle beni. Oo dedim, bitiyor, az kaldı, başarılıyım falan dedim. Tak, herkes çıkardı aletini, tekrar işemeye başladılar üstüme. Tekrar ben seviniyorum hani bitti, tam çıkacağım falan diye. O işeme faslından sonra Erdoğan abiye vardım. O da çok kızmış artık böyle kötü küfürler ediyor hocalara falan böyle. Sonra dedi sana, bana dedi ki sana yemek geldi mi dedi. Yo gelmedi dedim. Ondan sonra ya yaşıyor muyuz burada, öleceğiz mi kalacağız mı falan bir şey dedi. Ona bu konuyla ilgili bir fıkra anlattım ama şey eski bir hikaye. Hikaye de şöyleydi hatırladığım kadarıyla. Şimdi askerleri yakalıyorlar, esir alıyorlar. Nazi kampı gibi böyle. Diyorlar ki işte sizi ya becereceğiz yani, ya becereceğiz ya da kurtulacaksınız buradan diyor. Yani herkes isyan ediyor falan. Adam işte şey esir kampından kurtuluyor yıllar sonra. Ama oradaki olay sizin hepinizi becereceğiz veya öleceksiniz burada diyorlar. Öldüreceğiz yani. Ya becerecekler ya öldürecekler askerleri, esir almışlar. Şimdi adam yaşlanmış artık, dede olmuş, askerlik bitmiş. Şey soruyor. Torunu askerlik hikayelerini soruyor. Diyor ki dede sen nasıl askerlik nasıl geçtin diyor. İşte oğlum diyor ben gayet iyi askerdim diyor, böyle şeydim falan diyor. İşte başımızdan böyle bir olay geçti. Sizi ya becereceğiz ya öldüreceğiz diyorlar. E sana ne yaptılar dede diyor. E gördüğün gibi ben şimdi öleyim diyor dede. Yani diyemiyor hani beni becerdiler de kurtuldum diye. Gördüğün gibi oğlum torun ben şimdi ölüyüm diye. Onu anlattım. O da bana diyor ki Suavi Hüsemen. Yani Namık biz şimdi ölü müyüz? Becerildik mi falan diyor. Dedim vallahi bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Erdoğan'dan ses var mı? Hiç ses yok. Üçüncü gün oldu hala üçüncü çukurda. Ses yok. Sonra hepsi bütün arkadaşlar geldi. Bir merdiven uzattılar. Çık dışarı falan diyor. Bab bağırdı. Ben yukarı zorla çık geldim. Çıkamıyorum böyle. Yani ancak elimi uzattım. Kankam vardı Mustafa Tosun. Yakaladı trapezci gibi bilemden. Yardım ediyor. İşte yardımla falan merdivenden zor çıktım. Rahmetli Mustafa da Karadeniz'de bir tatbikatta kanka benim şehit oldu. Bulamadık. Cesedini bulamadık. Bardırtın namazı açıklarımda. Yukarı çıktım. Bab geldi. Okay son you did good job. İyiydi dedi. Şimdi oradan bir taş aldı. Çukura attı. Şimdi dedi kürek de dedi bu 5 metrelik çukuru kapayacaksın dedi. Ya you goddamn motherfucker dirty whore, ben küfüre başlarken tamam tamam şakaydı dedi. Giyin dedi, tabura geç dedi. Ben gittim giyinmeye ama ceset gibiyim. Arkadaşlarım yardım ediyor Mustafa. Her tarafımı yıkıyorlar. Sabunlar, mabunlar falan. Kokuyorum, sidik kokuyorum her tarafım böyle. Neyse birkaç kere yıkandım falan. Oradan bardar.
Namı getirin tabura dedi, aşağı indik. Erdoğan abi de o arada yıkanmış. Gelmiş ikimiziz. Şey nerede? Şey, Su abi Gökler Üstemen yanımda. Erdoğan yok. Nerede Erdoğan? Meğerse ilk gün o yukarıdan aşağı atladı ya. Çamurlu suda ayağını burkmuş. Kocaman şişiyor ayak bile. Deniz Hastanesi'ne götürüyorlar onu. Pes etmiyor. Deniz Hastanesi'nde yatıyor. Ayağın kötü bağları, ligamentleri 3. derecede yırtmış. Ayak bileği ligamentlerini. Ondan sonra bizi götürdüler. 1. teftişlik elbiselerimizi giydik biz. Hadi dedi şeye gidiyoruz dedi. Yemekhaneye. Parti var, kokteyl. Biz o kokteyl falan diye sevindik giderken. Ondan sonra şakaydı şakaydı dedi. Hadi yürü dedi. Çukura'yı bir daha gidiyorsun. Bir daha çukura koş koş lan dedi. Benim moral bozuk. Böyle yürürken baba anladı ki yani pes etmeyeceğim. Yine çukura atlayacağım. Ondan sonra beni aldılar. Çıkarıp hocam, şeye götürdüler. Tabura geçtik. Taburdan sonra sıradayız. Sıradan dediler ki lokantaya, orada evinin yani içine giriyoruz. Kutlama var. İçeri de girdik. İşte biralar, miralar çok güzel bir parti, yiyecekler falan. Oturduk arkadaşlarla, bab beni yanına aldı ve ilk defa 11 aylık kurs boyunca ilk defa babın yanına oturuyorum. Madalyalı falan bizim kurs komutanı ve yabancı advisor, danışman olarak orada duruyor. Dedi Namık çok, dedi iyi sen bu işi becerdin ama senin fare beceremedi dedi. Niye? Senin fare kaçtı, kaçarken dedi. Çocuklar vurdular dedi, fareyi öldürdüler dedi. Niye vurdunuz hayvanı falan diyorum. Dedi nişancılık eğitimi vardı. Fareyi ateş ettiler, öldürdüler dedi. Ama şeydin ki Su abi Gökte Düştemen'in kadar boğuldu falan dedi. Otururken anlattı bu dedi. Yani sen fizikman çok iyisin ama ruhen böyle bir esir kampına düştüğün zaman düşün ki Yunanistan'a bir baskına gittiniz. Yakaladılar. Adam sizi bırakır mı? Çamurların, bokların içinde, lahmların içinde, hayvan kümeslerinde sizi bırakacaklar. O yüzden böyle bir eğitimi başarabiliyor musunuz? Buradan geçebilir misiniz? Diye bu eğitimi aldık sizi. Ama senin bu işi başarılı olacağını tahmin ediyorduk. Zaten kurs birinciliğine oynuyorsun. Dedi şeyle. Yani bir arkadaş gibi konuştu benden. İnanamadım. Normalinde böyle bir kız sırasında hocalar pek talebelerle samimi olmazlar. Sonra o kursu birinci olarak bitirdim. Allah'a çok şükür. Tabii önümüzde birçok şeyler oldu. Mesela NATO komutanlarının, Türk Genelkurmay Başkanı'nın içinde bulunduğu Preveze Deniz Tatbikatı'ndan sonra NATO gemisinin basma görevi verildi bana. Çıkıp tırmanıp kokteyl salonunda NATO komutanlarını, Genelkurmay Başkanımız Cemal Turalı ve Türk komutanlarını esir alıp bir baskın operasyonu görevi verdiler bana. Bir dahaki seferde onu anlatırım nasıl oldu diye. Ben izlediğiniz için, izleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel oldu hocam.